Yılbaşında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yılbaşında her zamanki gibi evimizdeyiz. Sobamızı yakacağız, üstünde kestane. İşte aile ortamı bildiğiniz gibi ya. Normal insanlar gibi tabii. Biz de onu yapacağız. Değişik bir şey yok. Yılbaşında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi ben yılbaşında hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Neden? Çünkü yılbaşı hiçbir şekilde Türk İslam geleneğinin bir parçası değil. O nedenle hangi güne giriyordu yılbaşı? Çarşamba mı? Evet, çarşamba. Bir çarşambada ne yapıyorsam aynısını yapmaya çalışacağım yani. Hiç ekstra bir şey yapmayı düşünmüyorum. Yılbaşında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yılbaşını evimde geçireceğim. Başka özel bir planınız? Planımız yok maalesef. Yılbaşında ne yapacağız ya? Yılbaşında bildiğiniz gibi aynı devammış. Bir farklılık olmayacak diyorsun. Yok ya, başka bir ne farklılık olacak ya? Özel bir planınız var mı? Yok. Yılbaşında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Abi yılbaşında şöyle bir şey söyleyeyim. Hani pek dışarılara çıkmayı istemiyorum. Neden? Çünkü ailemle birlikte olmak istiyorum. Yeni bir eve taşındık. Hani hep beraber olalım istiyoruz yılbaşında. Ailenizle kutlamayı düşünüyorsunuz? Gelecek. Ya yılbaşı akşamı bir aksilik çıkmazsa herhalde bir tane çocuk var bizde. Kayınvalide hediye edeceğiz yılbaşı akşamında çocuğu. Hanımla dışarı çıkmayı planlıyoruz. Bakalım nasip zaman neyi gösterecek. Eşinizle baş başa kutlayacaksınız yılbaşı. Yani niyetimiz öyle. Bakalım nasip. Peki siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bizimki bir klasik yılbaşı gecesi olacak. Arkadaşlar, eş, dost, tombala. Yani. Evde tombala oynayarak geçecek. Tombala, televizyon. Böyle geçecek yılbaşı akşamı. Yılbaşında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Oturacağım. Aynen öyle. Dışarıda kutlamayacak mısın? Yok, hayır, dışarıda kutlamayı düşünmüyorum. En sakin ve rahat edebileceğim yer evimiz. Yılbaşında evimizde oturacağız. Yapacak bir şey yok. Dükkandayım. Çalışacaksınız. Çalışıyorum. Akşam? Akşam bir program yok. Mekke'nin fethi oldu.